Ve işte Türko. 8-9 yaşlarında bir çocuk. Türk olduğu için almıştı bu adı. Seydo'ya yaklaştı. Bir soru sorma isterim. Sor babamın. Sor benim babo. Sor kurban. Ne edersen sor. Nedir sen sor. Sen bu pis suda abdest aldın. Estağfurullah sen nedirsin ula? Kultelen hiç pis olur mu? Olmuş işte. Sen de alıp ağzına koydun. Ula kurban sen şeriatlı bilir misin? Şeriat kulteleyene pis demez haşa. Sen git dersini oku. Mesle derin. Öğrenirsin ama ileride hadi kurban git sen çalış hadi. İyi çalış dersini. Derin mesleri çok ileriki derslerde öğrenebilecekti ancak şeriat okunurken, fıkıh mezhepleri okunurken, usulü fıkıh içeren Cemul Cevami ve benzerleri okunurken. Oysa babası Türk olduğu için Türko diye çağrılan çocuk daha yeni gelmişti Kartalı köyüne okumaya. Daha çok başlardaydı. Arapça okuyordu ama ilk kitaptaydı. Ne var ki mesele Seydo'nun söylediği gibi derin miydi gerçekten? Derinlik nesi vardı? Boklar, fırtıklar ortadaydı. Yüzüne görülüp duruyordu kurteliğinin. Şeriat temizleyince bunlar nasıl temiz olabilirdi? Hem de göz göre göre. Düşündü, çok düşündü çocuk. Karıştı mı karıştı kafası. Üst üste binmiş kabarık gelirken önüne çıkan kıyıyı batırması işten bile olmayan korkunç dalgalar gibi büyüyüp karmaşıklaşan düşüncelerden uzaklaşmak istercesine de gidip dersine koyuldu. Nasran. Şekeri yeşkürü şükren. Ketebe yetübü ketben. Babası Abdül okusun çok büyük alim olsun diye Kartallı köyüne getirdiğinde korusun diye Şeyh Şaban'a okusun diye de Molla Nasır'a teslim etmişti. Ama ne çocuk Kürtçe biliyordu ne de Molla Nasır Türkçe. Hem Kürtçeyi hem Türkçeyi bilen biri vardı. Karslı Hafız Celal, Molla Nasır'dan yüksek basamaklı dersler alıyordu. Çocuğu onun okutması uygun görüldü. Gerçi bir süre için çocuk Kürtçeyi öğrenene dek. Öğrenecekti hem de kendi ana dilini öğrenecek ölçüde. Kürtçeyi de, Arapçayı da, sarfı, nahfı da, şeriati beyan denen dersleri de öğrenecekti. Babası Abdül'ün düşlediğine koşut olarak. Genellikle danacılık yapardı Abdül. Biraz Kur'an ve Mevlüt okuduğu için herkesin Güllü Hanım dediği dul anasının ölüden diriden aldıkları ablası Gülbeyaz'la birlikte geçinmelerine yetmiyordu. Abdül evlenecekti de üstelik gözü düştüğü Kürt kızı Hatım'la. Danacılıktan aldığı da yetmeyince Adana'ya çalışmaya gitmiş. 5-10 kuruş kazanıp getirmişti. Daha evlenmediği Kürt kızından doğacağına ve okuyacağına kesin gözüyle baktığı oğluna, adını bile koymuştu oğlunun, Duran, Dursun yani yaşasın diye bu adı uygun görmüştü. Güllü Hanım, Abdül'ün oğluna kitap aldıklarını bilmiyordu daha. Abdül de ne kazandığını, nerelere verdiğini, elinden ne kadar kaldığını anlatmalıydı anasına. Ana, al şu sene, verene kurban, şu da bacıma, verene kurban. Şunları da kendime alayım. Dur hele. Nişanlına, Kürt kızına bir şey almadım ula. Alacaktım ama baktım ki param kalmıyor vazgeçtim. Gönlünü alırsın sen. Ben de söylerim. Ey neydim olur. Bir iki de kitap aldım ana. Ey çok ey de kitap alacak halimiz mi vardı ol? Yüzüm ayağının altında. Unutulacak konular da böyle denirdi. Kitaplarda torununu aldım. O olsun halim olsun diye. Dur hele ula hangi torununa ne torunu? Kürt kızı hatundan olacak oğluna. Tövbe estağfurullah. Ula o sen ne dirsin? Kürt kızıyla daha evlenmedin bile. Evleneceksin kızın çocuğu olacak mı olmayacak mı belli değil. Olursa yaşayacak mı o da belli değil. Kız mı olacak oğlan mı olacak o da belli değil. Okuyacak mı? Sus ana ben bilirim okuyacak. Hem de çok alim olacak. Ben rüyamda gördüm çok büyük alim olacak. Kalkan Hoca Kavuklu Mehmet Efendi'den bile alim olacak torunun. Eh inşallah, inşallah Allah gönlünü göre versin. Vah var yavrum, vah savak oğlum benim. Olur inşallah, Allah neler deyir. Benim yaşım geçti ya, siz de o zamanları görürsünüz inşallah. Kitaplara zor olsun dedim. Alamaz edemezdik sonra. Altüst edici bir duyguya gömülmüştü ana. Zaten de gözü sulu olduğu için iyice ağlamaya başlamıştı. Niye ağlıyordu ana? Türlü çaresizliklerle iç içe olan çileli yaşamlarına mı? Oğlunu Kürt kızıyla nasıl evlendireceğini bilemeyişine mi, oğlunun kurduğu düşlerindeki savaklığa mı, yoksa bir an düşü gerçekleşmiş görüp sevindiğinden mi?
Bir eliyle burnundan sümüğü karışan, gözyaşlarını silerken bir eliyle de kitapları açıp bakıyordu. Eski yazılı olduğu için okuyabiliyordu da biraz. 40 Sual, Kara Davut, Siretun Nebi ve Bilde Arapça Sarf kitabı. Çocuk yırtarcasına kaşıdı bacaklarını. Yırtmış, kanatmıştı da. Dayanılmaz bir kaşıntı. Tatlıyı da donsuz bacaklardaki kalın kıldan örülü şalvarın geniş, aralıklı dikişleri arasında gecekondular, kurup saralanmış olan bitlerden kaynaklanıyordu. Ama çocuk bilmiyordu bunu. Kartallı köyüne yaklaşık 4 saatlik uzaklıktaki Tutak ilçesinde oturan Bibisi açıp baktığınız zaman görüp öğrenecekti. ''Aman oğul, sen bu bitler öldürmüş.'' diyecekti Bibisi ve alıp ''Bitler iyice ölsün.'' diye kaynatacaktı. Bitli savralı. Bacaklarını kanlar içinde bırakan kaşıntıdan uyanmıştı derin uykudan. Öteki fakirler gibi yatıp kalktığı cami soluklardan ve osuruklardan dayanılmaz bir koku sarmıştı. Öbürleri ölçüsünde alışık olmasa da o da etkilenmiyordu pek. Ya da bilincinde değildi. Yeniden uyuyacaktı ama karnı acıkmıştı. Birazını akşamdan yalayıp yediği yağlı ekmeğini kimse bulup yemesin diye yastık olarak kullandığı arası şeyin altına koyup saklamıştı. Alıp yemeye başladı. Kimseyi duyurmadan. Bitirdi, yatmaya koyuldu. Çok zayıf olduğu için kimse 8-9 yaşında demezdi. Öylesine cılızken yatağına sığmıyordu yine de. Döşek diye serdiği minder el kadardı. Yırtık ve yamalı yorganı da öyle. Başını çekince ayakları, ayaklarını çekince de başı açıkta kalıyordu. Birlikte yatıp kalktığı kalabalık talebi içinde hiçbirinki böyle değildi. Öyleyken herkesten başka görüyordu kendini. Nedenleri vardı. Türktü. Anası Kürt olsa da. Baba Türk oldu mu yeterli Türklük için. Padişahlardaki gibi. Önce bunun soyluluğunu taşıyordu. Türko deyip Türklere sövdüklerinde ağlardı. Bir kez daha ağlarken Kürt Moğollarından biri görüp sormuştu. Niye ağlıyorsun? Hiç. Dövdüler mi seni? Yok. Ne ettiler? Sövdüler. Ne kadar Türk varsa anasını avradını dediler. Sen de onları sövseydin. Sövdüm ama ben tek. Sen ne dedin? Ben de ne kadar Kürt varsa anasını avradını dedim. Kürt Molla sevdiği Türko'yu sevindirmek için iyi etmişsin demiş. O da pek sevinmişti. Türk olmanın soyluluğu yanında bir başka neden de vardı kendini herkesten başka görmesi için. İlimde herkesi gelip geçecekti. Geçmek zorundaydı. Basra'da küfede bulunmayacak ölçüde büyük bir alim olacaktı. Babası Abdül'ün dediği gibi Basra'yı, Kufe'yi ve buradaki alimleri ne kendisi ne de babası görmüştü. Ama görür gibiydi. Uzun uzun sakallı, cübbeli, fesli sarıklı ve de nur yüzlü hocalar. Başlarının ucunda nur direklenmişti. Nur direğinin bir ucu da insanlar. İşte gelip bunların derecesine ulaşacaktı. Sonra da geçecekti. Geçmek zorundaydı. Bunun için çok çalışmalı, çok hızlı okuyup öğrenmeliydi. 15-20 yılda okunan dersleri en geç 1-2 yılda okumalıydı. Okumak zorundaydı ve okuyacaktı. Yaşı kendisinden çok büyük bir ölünün sahibinin, cenazesini yıkadığı için babasına verdiği ayakkabılardı ayağındakiler. Potin bozması. Çok dayansınlar diye de altlarını kabaralarla doldurmuştu. Zaten çok büyük olan ayakkabılar çakılan kabaralarla iyice ağırlaşmıştı. Yarısından çoğu gitmiş olan çoraplarla giyiyordu bunları. Ve cılız mı cılız gövdesinde çok zor taşıyordu. Bunun içinde çoğu kez çıkarıp çıplak ayakla geziyordu. Kuru zamanlarda kül, toz, toprak, kurumuş insan ve hayvan boku yer yerde tarladan, çayırdan taşınıp saçılan dikenler olurdu ortalıkta. Yağışlı havalarda ise yazın bolca botla karışık çamur. Böyle zamanlarda toplayacağı çamurlarla da daha da kocamanlaşacakları için giymezdi ayakkabılarını. O gün de öyleydi ve giymemişti. Paçalarım yukarıya çekmişti ama çamur olmaktan kurtaramamıştı. Üstü başı da ıslanmıştı adam akıllı. Yaz da olsa üşümüştü. Kupkuru yüzündeki belli belirsiz çeneleri titriyordu. Başındaki kocaman terliğinden yüzüne süzülen sular sümüklerine karışıyor, çok rahatsız edince de kollarıyla siliyordu bunları. Hemen camiye koştu. Tek yuvasıydı çünkü. Akşam namazı kılınmış, yasya da daha vardı. Camide talebeye ratip, yemek dağıtılıyordu. Payını almak için sıraya girdi. Sırası gelen ya tabağını ya da üzerine konsun diye ekmeğini uzatıyordu. Tabağı olmadığı için ekmeğini uzattı. Yemeği kıyılarından dökülmesin diye hemen yalamaya sonra ısırıp yemeye başladı. Çok acıkmıştı. Hepsini bitirebilirdi ama birazını saklamalıydı. Kimi sabah ratip geç gelirdi çünkü. Kimi zaman bir öğün gelirdi. Üç öğün onunla yetinilirdi. İster yiyip bitirmeyi çok istediği halde birazını bıraktı. Saklardı yemeğini herkes gibi. Yoksa
ısırılmamışlığına filan bakmadan alıp yiyenler olurdu. Kimi kez minberin altında bulduğu köşelerden birine, örümcek ağlarını bulanır olmasına aldırmadan yerleştirir, üstünü örterdi. Kiminin de daha güvenlikli olsun diye yastığının minderinin alnına uygun bir yere saklardı. Minderin yastığın yağlanmasını, bunun sonucu olarak bitlerin daha da üreyip çoğalmasını düşünmezlerdi bile. Herkes de aynı ya da benzeri şeyleri yapardı. Pislik ve bitlerle dost olmuştu herkes. Kucak kucağa geçiniyordu. O da oranın bir parçasıydı. Üzerindeki çamurları biraz temizledikten sonra yatsı namazına daha var diyerek yatağına sokuldu. Islak ıslak hasta filan olmazdı. Olmamak zorundaydı. Bir yandan da ders metinlerini eline aldı. Okuduklarını, okumadıklarını, ezberlediklerini, ezberlemediklerini gözden geçirdi. Hiç zaman yitirmemeliydi. Ona derslerini, kitaplarını bitirmek için çok az zamanı vardı. Gözlerini Basra'ya, Kufe'ye ve alimlerine dikerek coşkuyla okumaya, ezberlemeye koyuldu. Sahihestü musalestü muzaf, lefifü nakısu mehmuzu ecvef. İki dizelik bir şiir ama önemli. Arapçadaki sözcüklerin 7 türünü aklında tutmak için gerekli.